Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı birinci dönem toplantısı Vali İnci Sezer Beceli'nin başkanlığında belde başkanları, ilgili kurum ve birim müdürlerinin katılımlarıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Nevşehir ilinde ilçelerinde, belde kasaba ve köylerinde yapılan, yapım aşamasında olan ve proje kapsamında planlanan faaliyetler dile getirildi. Geçmiş dönem yatırımlarını analiz etmek, aksaklıkları tespit edip gidermek ve yeni yatırımların sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlamak için yapılan toplantıda ilgili kurum müdürleri ve başkanlar şu açıklamalarda bulundular. Sayın kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, İl Koordinasyon Kurulu'nun çok değerli üyeleri, değerli basın mensupları, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kere yapılmaktadır. 2022 yılında ilişkin koordinasyon kurulu toplantı takvimine göre ilimizde yapılan 2021 yatırımlarını değerlendirmek üzere ilimiz koordinasyon kurulu birinci toplantısını icra etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yatırımlara ilişkin sorumlu değerlendirmek üzere Nevşehir Belediyesi temsilcisinizi görüşürüz aldım. Nevşehir Belediyesi olarak 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve yatırımlar ekranda karşınızda görülmekte. Bu kapsamda termal binasının çatısının tadilatı, Kayaşehir'de günübirlik tesis yapım işi, BSK ile yol yapım işi, Nevşehir merkezde muhtelif yollarda kaldırım ve bordür baskı beton yapım işi, İl Sağlık Müdürlüğü binasının bakım, onarım ve güçlendirme yapım işi, muhtelif cadde ve sokaklarda kilitli parke ve bordür yapım işi, kent merkezi sokak ve caddelerinde BSK ve altyapı hatları yapım işi olmak üzere 7 kalem projemizin neredeyse tamamı bitmiş durumda aslında. Nevşehir Hacı Beşiktaş Belediye Üniversitesi temsilcimizi yatırımları değerlendirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Üniversitemizde 6 proje bulunmakta. Bu projelerimizden ikisinde 2021 yılında bir harcama gerçekleşmedi. Bunlar çeşitli işler, etüt ve projeler, hizmet alanımız yok. İller Bankası Kayseri Bölge 11 adet proje üzerinde çalışmalarımızı yürüttük Sayın Vali. İhale toplam proje tutarımız 137 milyon TL idi. İhale bedeli 99 milyon 101 bin 982 TL. Önceki yıllar harcamamız 34 milyon 285 TL. Program yılında 45 milyon 317 bin TL ödeneğimiz vardı. Dönem sonuna kadar 33 milyon 172 bin 924 TL ödeme yapıldı. %99 oranında bir gerçekleşme sağladık Sayın Valim. 5 adet projeyi tamamladık. 6 adet projemiz devam etmekte. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü temsilcimiz. Bölge Müdürlüğümüzün yatırım programındaki projelerine toplam proje bedeli 1 milyar 761 milyon 194 bin 160 lira olup önceki yıllar harcamamız yaklaşık 523 milyon liradır. Bir diğer konuda efendim Üç Güzeller mevkiinde yapılacak bir çalışma ile ilgili sizin de bölge müdürümüze sunmuş olduğunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ kanalıyla yürüttüğü bir çalışma ile ilgili olarak bölge müdürümüzle ilgili birimlerinin yaptığı inceleme neticesinde efendim orada trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek bazı hususlar tarafımızdan tespit edildi. Bu konuyla ilgili bugün de ilgili birimlerle diyaloğa geçtik Ankara'da bakanlık nezdinde. Kendi alternatif çalışmalarımızı da ortaya koyarak işin hızlı bir şekilde koordinasyon içinde yürümesini takip edeceğiz efendim. Sizi de bilgilendirmek istedim. Evet, teşekkür ederim. Önemli Çevre Şehircilik Bakanımızın özellikle dile getirdiği size görüş olarak yazılmış, ben bölge müdürüne ilettim yazıyor kapsamda hızlandırılması için. Belediye başkanımız da takip ederse zaten süreç çok uzadı orada. Evet efendim. Bir türlü neticelendiremedik, ihale yapıldı, sonra yenilendi. Alternatifini üretirseniz, yani o güvenlikle ilgili sorunu aşmamız ilgili önerilerinizi dile getirirseniz onu uygun hale getirilir. Ama zaman çok önemli bu noktada. İşin uzamaması lazım. Gereğinden fazla zaten uzadı ve yaz döneminden önce de hizmete açılmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Bakanımızın beklentisi bu yönde. Anlaşılır da arz ettiği gibi. Orada bizim sıcak asfalt çalışmamızın da eş zamanlı olarak yürümesi çok önemli. Çünkü belli bir kısmı bizim şehir merkezimiz, çevre yolu, hastane önü ve TOKİ mevkiinden Saran mevkiine doğru gideceğimiz için orada hem Üç Güzeller'deki satış ünitelerimizin
bu ihale ve güvenlik zafiyetinin bir an önce sonuçlandırılması çok önem arz ettiği gibi aynı zamanda da oradaki BSK kapsamının da bir an evvel program kapsamını alıp beraberinde eş zamanlı yürümesi çok önem arz ediyor bizim sezon öncesi. DSE'yi 12. Bölge Müdürlüğü olarak geçtiğimiz 2021 yılında 11 proje ve 23 milyon TL yılı ödeneğiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Farklılar Bölge Müdürlüğü'nü Sayın Bölge Müdürüm, camiyi ne zaman açacağız diye ilk soruyla karşılaşırsınız. Yapılmadan canım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şahsına Fıkra'yı yapmaya çalışanımız Nevşehir için en önemli eserimiz. Aynen öyle. Biliyorsunuz Sayın Bakanımın dolayıyla işaret dışına da gidebildik orada. Şu anda en son geçen ayın sonu gibiydi. Aşağıdaki devre dönü dediğimiz kısımlardaki statik sorunlarla ilgili sağ olsun Türkiye'nin sayılı profesörlerinden orada bir statik analiz gerçekleştirdi. Ki biz Şubat 15 gibi düşünüyoruz. Yani Ramazan'da açık olmuş. İnşallah. Diyebilir miyiz? İnşallah. Yani resmi açık. Sayın Valim Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaraktan 9 projemiz bulunmakta. Toplam proje tutarımız 94.236.528 TL'dir. Sorusu olanlar mı Milli Eğitim Müdürlüğümüze? Sayın Valim, bizim ilçemizde iki tane okulumuzda büyük problemimiz var. Bir tanesi TÜKİ Ortaokulumuz, Müdür Bey biliyorum bilmiyorum ama asla ısıtamıyoruz. Yalıtım çok kötü. Çocuklar ve öğretmenlerimiz montlarını çıkarmadan... Yalıtım kötü derken var mı, yok mu? Yok sayın. Hiç yalıtımı yok. Hiç yok yani... Büyük odanın teklif edildi. Sayın Yusuf Bey. Büyük odanın teklif edildi. Okulda öğrenci sayısı sadece bir kat daha yetecek kadar öğrenci sayısı var. Üst katta rahatın durumda. Ama yine binamızı koruyabilmek için büyük odanın çalışması yapacağız. Hemen 150 öğrenci var, 750 kişilik okul. Okul çok büyük. Komite adına yapmamış. Çok büyük. Tamam. Biz diğer yerlere eğer uygun görürseniz yani mesela Hacı Bektaş Veli Ortaokulumuz oranın tüm öğretimi alabilecek kapasitede. Şu an öğretmenler ve öğrenciler montsuz ders işleyemiyor. Yani çözümünüz nedir? Diğer okulu taşımak saymam. Diğer ortaokullarımız orayı alabiliyor. Ya orayı aktif hale getirmek için diğer sıkıntı olan okullardan oraya taşıma yapabilirsiniz. Binayı kullanmak adına. Isınmıyor sayın hanım. O zaman şöyle mi diyorsunuz? O 150 öğrenciyi başka bir yere taşıyacağız. Mantolaması bittikten sonra o bina kullanılabilir mi? Mantolama yaptıktan sonra da orası bizim ilçemizin tüm öğrencilerini alabilecek kadar. Tüm öğrencileri. Sayın hanım. Orayı TOKİ tarafından gerçekleştirdiğinde şu anda sadece taşımalı öğrenciler, bölgede nüfus yok. Dolayısıyla taşımalı öğrenciler için taşıma merkezi bir okulumuz. Farklı binalarda değerlendirilebilir. Taşınma planlaması da yapıldı ama ilçe tarafından çok uygun görünmedi. Kim tarafından? İlçe bölge altı tarafından. Bölge altı. Evet. Sayın Hanım, TOKİ'nin yanında olduğu için okul, TOKİ'deki 20 tane çocuk orada okuyacak diye. Oradaki çalışanın üzerinde. Yani eğer mantolama yapmak, mantolama yapalım ama belki farklı bir fonksiyon kazandırabiliriz orada.